Endi kesmelerge dair masalalarını görüp çıkarmız. Kesmelerge dair masalalar. Birinci masala. Dastlab masalanı matn bilan berilgen masala. Dastlab masalanı dikkat bilan okup çıkarmız. AB kesme uzunluğu 12 cm. Onda S ve D noktalar 12 cm. Onda S ve D noktalar alıngan. Bunda AD 7 cm, CB 8 cm ekeni berilgen demek. CD noktanı, CD kesmanı topin. Yani CD kesmanın uzunluğunu topin. Anırağı. Bunun kıska boruş için biz CD'ni topin deyip yazışımız mümkün. O, masalanı geçeğimiz. Masalanı geçti. Mümkün kadar çizmeler çizip, çizmede aytilgenlerde bilgiler boramız. Zarur hallarda biz normalimler kiritamız. Masalanın birincisini okuyumuz. Bir de biz masalanı kadam ve kadam geçip barışımız gerek. Yani masalan, AB kesme uzunluğu 12 cm. Demek, kesme çizamız. AB depti. Demek A ve B'lerden belgeleyemiz uçlarını. AB kesme. Uzunluğu 12 cm. 12'ni yazıp koyalımız bir arcaya. Hadi yine S ve D'lerini belgeleyemiz gerek. Sen uzağırak koyu o zaman. 12 santimetrini yaz metroman. 12 geten yerken kesme uzunluğu. Hop, onda S ve D noktalar alıngan. S ve D noktalarını alamız. Ha? S ve D. Bir de biz hazırca kayırdalığını biz bilmiyoruz S ve D'larını. Ağa cüze yakın buluşu mümkün, uzağa buluşu mümkün. Ya ki bu masam S ve D'larını oranı almışken buluşu mümkün. Avvalda kense buluşu mümkün. Masalalar geçerken de biz birdenige doğru çizmanı çizalmasıyımız mümkün. Şu sebeple biz dastlab aytilganlar boyunca biz çizmanı çizip bararamız. Eğer hata çıkıp oladigan bolsa, o halde yine kaytadan çizmanı özgertiramız. Çizmege tuzatçılar kiritişimiz mümkün. O kengisini okuyumuz. Bana S ve D noktalarını aldık. S ve D noktalar alındı. AD 7 geting eken AD. Hop, mana bu kesme 7 geting eken. Mana birgi 7 deb yazıp koyaman. CB 8 geting. Hop, CB. Mana bu 8 geting eken. 8 cm. CD'ni toping. Demek CD mana bu normalim. Mana bu yerni biz X bilan belgilab koyamiz. Normalim. Demek CD'ni tapış gerek. Hop, kan yakıl tapamız bu kesmenin uzunluğunu? Bizde bana kesmenin uzunluğu berilgen, AB kesme. 12 geteyim. Bana bu kesme berilgen, 7 geteyim. A'da 7 geteyim. Demek 12'den 7'ni ayırsak, o halde bana bu kesme gelip çıkardı. Kelin bunu y ile belgilab turaylik hozircha. Demek AB'dan AD'ni ayırsak y kelib chiqadi. Y teng AB 12 ga teng. AD 7 ga teng. Bu ham teng 5 ga. Demek y 5 ga teng ekan. Mana bu kesmani topdik biz. 5 ga teng ekan. Endi mana bu kesmadan 8 ga tengdan 8 ga teng bo'lgan kesmadan bu kesmani, ya'ni 5 ni ayirsak, 5 yozib qo'yaman hozircha. 5 u holda x kelib chiqadi. Shunday qilib x teng 8 minus 5 teng 3 ga. Shunday qilib x kesmani uzunligi 3 ga teng ekan. Biz çizmanı doğru çizibmiz. Mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. BD mana bu masofa 5 ga teng, mana bu masofa 8 ga teng. Demak, S nuqta B nuqtadan D nuqtaga nisbatan S nuqta uzoqroqda joylashgan ekan. Mana B nuqtadan hisoblaydigan bo'lsak, bu 5 ga teng, bu 8 ga teng. 8 ga teng. Ya'ni S nuqta D ga nisbatan uzoqroqda joylashgan. Çizmanı doğru chizgan ekanmiz. Ve şunday kılıp masalanı yeştik. Masalanın cevabı x'ten 3 kaya. İkinci masalaya götürmemiz.
kesme 7 santimetrga teng. Ya'ni kesmaning uzunligi 7 santimetrga teng. Eng qisqa bo'lish uchun biz uzunligi degan so'zni tashlab ketyapmiz. U ikkita qismga bo'lingan. Ularning biri ikkinchisining 0.4 qismiga teng. Bu kesmalar uzunliklarini toping. Xo'p, yana masalani, hozir masalani bir o'qib chiqdik. Masalani yana qaytadan o'qib chiqamiz. Endi chizmalarni chizib, chizmada aytilganlarni belgilab boramiz. Kesma 7 santimetrga teng. Demak, kesma olamiz. 7 ga teng ekan. U ikkita qismga bo'lingan. Demak, birorta nuqta orqali ikkita qismga bo'lingan. Birorta nuqta olamiz. Hozircha biz bilmaymiz, qaysi biri uzun. Taxminan birorta nuqta joyda nuqta oldim. İkita kısımda bölündü. Yani birinci kısmı, ikinci kısım. O bana bir yere yetip geldim. Şunu yakalıp biz kadem be kadem biz bilgiler yazıp boramız. Ularının biri ikincisinin 0.4 kısmına teng. Ularının biri. O bana bu yerini x ile bilgileydik. Biri ikincisinin 0.4 kısmına teng. İkincisini y deydigan bo'lsak, bu holda x teng 0.4 y. Yana qaytadan o'qiymiz. Ularning biri ikkinchi kesmaning 0.4 qismiga teng. Ya'ni x teng 0.4 y. Mana bu joy muhim joy hisoblanadi. Tenglik yozib oldik. Endi mana berilganlarni biz ifodaladik. Bu kesmalar uzunliklarini toping. Endi bu masalaning sharti. Nimani topish kerak? Nimani topish talab qilinyapti? Demak, bu kesmalar uzunliklarini toping, ya'ni x va y larni topamiz. Xo'p, endi masalani yechamiz. Biz matnli masaladan mana chizmalarni hosil qildik, tenglama hosil qildik. Endi yana berilganlardan qanday tenglama hosil qilishimiz mumkin? X koşu y 7 ga teng. X koşu y 7 ga teng. Bu ikinci tenglamamiz bo'ladi. Shunday qilib biz ikkita tenglama hosil qildik va ikkita noma'lum x va y lar noma'lum ikkita tenglama. Bulardan biz x va y larni topamiz. Buning uchun ikkinchi tenglamadagi x ning o'rniga birinchi tenglamadagi ifodasini qo'yamiz. 0.4 y ni olib borib qo'yamiz. Bu holda 0.4 y qo'shuv y teng 7 tenglamani hosil qilamiz. Buni bunga qo'shsak 1.4 y teng 7. Tenglama nechamiz? 7 ni 1.4 ga bo'lamiz. Bu holda y teng hop 70/14 70/14 5 bo'ladi. Va y 5 ga teng ekan. Endi 5 ni mana bu y ning o'rniga olib qo'yamiz. Y 5 ekanini topdik. Bu y ning o'rniga olib qo'yamiz. Bu holda x teng bo'ladi 5 ko'paytiruv 0.4. 5 kara 4 20, demak 2 ga teng bo'ladi. Va y ni topgan holda biz 5 ni mana bu tenglamaga olib qo'yishimiz ham mumkin edi. Bu yerdan ham x teng 2 ga teng ekanini kelib chiqadi. Buni ahamiyati yo'q, har ikkalasida ham biz bir xil sonni hosil qilamiz. Shunday qilib javob, yana masalaning shartini o'qiymiz. Nimani topish talab qilinganida? Bu kesmalar uzunliklarini toping. Demak, x bilan y ni topish kerak edi. X teng 2 ga, y teng 5 ga. Shunday qilib javob, kesmalarning uzunliklari 2 va 5 ga teng.